Fosiller nasıl bulunur? Fosil, gezegenimiz tarihinde yaşamın kendisidir. Bir kaya parçasında milyarlarca yıl öncesinin yaşamından arta kalan taşlaşmış kalıntılardır. 4,5 milyar yıllık geçmişte yaşamın kanıtları fosillerdir. Yer tarihinin derinliklerindeki yaşama yolculuk etmek istiyorsanız, sizi oraya götürecek taşıt fosillerdir. Bu heyecanlı yolculuğa ancak fosiller eşliğinde çıkabilirsiniz. Fosiller yalnız evrimle ilgili bilgiler vermez, zaman, eski iklimler, eski yaşam ortamları, parantez içinde söylüyorum, deniz, göl, kara, bataklık ve benzeri gibi bir dizi önemli konu hakkında bilgi verebilir. Maden, petrol gibi ülke doğal kaynaklarının keşfi için önemli veriler oluşturabilir. Koleksiyonculukta da kullanılabilir. Fosillerin önemi. Karakteristik fosiller paleontolojinin en önemli doğal nesneleridir. Bunlar dünya tarihi içinde belli zaman aralıklarında yaşamış ve nesli tükenmiş canlılardır. Örnek olarak dinozorları, uçan sürüngenleri, trilobitleri, birinci zamanda yaşamış mercanları, ahtapotların atası ammonitleri, geçiş formlarının fosillerini sayabiliriz. Örneğin bir Archaeopteryx, kayaların içindeki fosillerin ait olduğu, canlıların yaşadığı süre ne kadar kısa olursa, o fosil de o kadar değerli olacak. Çünkü kayaya çok daha iyi yaş verilebilecektir. Ancak bu yaş mutlak kesin bir yaş olamayacaktır. Paleontolojide fosiller yalnız bilimsel açıdan önemli değildir. Eski yaşamı temsil eden birçok canlının geçirdiği fosilleşme, bazen onu göze güzel gelecek şekilde de oluşturabilir. O zaman fosiller görünümleri nedeniyle değerli olabilir. Bu fosiller bir de ender bulunuyorsa, o zaman çok daha aranır ve kıymetli olacaktır. Bunlar fosil koleksiyonerleri açısından önemlidir. Son teknolojiler gerçeğiyle sahtesini ayırt edemeyecek kadar başarılı fosil yapımına olanak sağlamaktadır. Hatta yepyeni bir canlının fosilini dahi yapmanız ve belli bir süre sonra bunu ender bulunan fosil olarak bilim dünyasına sunmanız günümüz teknolojisiyle mümkün olabilmektedir. Örneğin reçinenin içine sinekleri koyup bunlar 50 milyon yıldan beri değişmeyen canlılardır diyebilirsiniz. Ya da insan kafatasına maymun çenesi koyup Piltdown adamı örneği gibi yeni bir kafatası yapabilir ve bunu bilimsel buluş olarak açıklayabilirsiniz. Çok daha güncel bir örnek tüylü dinozorlarla ilgili olanıdır. Başka başka tüylü dinozorlara ait fosil parçalarını bir araya getirerek yeni bir fosil Archaeoraptor oluşturabilirsiniz. Bu fosil Nature dergisine konu olabilecek kadar da ciddiye alınabilmiştir. Bu etik dışı davranış ne yazık ki insana aittir. Fosil nedir? Uzun bir zaman önce yaşamış canlıların günümüze kadar ulaşan bir takım kalıntılarına fosil denir. Bu canlıların fosil kalıntıları incelendiğinde fosillerin doğal koşullar altında korunduğu ve bu sayede günümüze kadar ulaştığını görürüz. Canlının ya da o canlıya ait izlerin fosil tespit edilebilmektedir. Canlıya ait izlerin kalıntılarına iz fosilden denilmektedir. Ölen canlıların kalıntılarının bir takım özel koşulların gerçekleşmesi dolayısıyla korunması, dolayısıyla yer kabuğunun bir parçası olmasına fosil oluşumu denmektedir. Fosilleşme, hayvanın veya bitkinin üzerine çoğunlukla bir çamur katmanının örtmesi, ani ve hızlı bir değiş şekilde görülmesi gerekir. Gömülme devamında genellikle kimyasal bir süreç gerçekleşir. Bu süreçte mineral değişimleri gerçekleşir, bu da fosil için koruma sağlamış olur. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji, fosil toplayıp bunlar üzerinde çalışma yapan kişilere de paleontolog denir. Fosillerin boyutları
bir polen tanesi ya da dev bir dinozor kemiği boyutlarında olabilir. Bir hayvan ya da bitkinin fosilleşmesi milyonlarca yıl devam edebilecek bir süreçte gerçekleşmektedir. Hayvan ya da bitkilerin sert kısımları bu uzun süreçte genellikle dayanıklılık gösterebildiği gözlemlenmiştir. Fosil nasıl oluşur? Yeryüzünde yaşayan canlıların büyük çoğunluğu hiçbir iz bırakmadan ayrışır, toprağa ve suya karışır. Dolayısıyla fosilleşme meydana gelmez. Bazı özel durumlarda, elverişli ortamlarda fosilleşme gerçekleşir. Fosilleşme için gereken şartlardan ilki, ölen canlının kalıntılarının tortullarla birlikte hızla gömülmesidir. Böylelikle kalıntıların hava ile teması kesilir, milyonlarca yıl içinde meydana gelen kimyasal tepkimeler ve tortulların oluşturduğu baskı altında sıkışarak fosilleşir. Fosil nasıl bulunur? Fosillerin oluşum şartları göz önüne alındığında fosil, tortul kayaçlar içinde oluşur. Kil taşı, kum taşı, kalker gibi tortul kayaçlar fosil içerir. Püskürük ve başkalaşım kayaçlar içinde ise genellikle fosil bulunmaz. Paleontolog olarak adlandırılan fosil bilimciler, tortul kayaç tabakalarının açığa çıktığı yol yarmaları, maden ve taş ocakları ile dik yamaç eteklerinde arama yaparak tabakalar arasındaki fosillere ulaşırlar. Bulunan fosillerin türü, yaşadığı zaman, bulunduğu yer ve kayaç grubu bilgileri kayıt altına alınır. Aslında paleontoloji, jeoloji ve biyolojiyi birleştirir. Belirli bir zamana ait yaşam formlarının özelliklerinin bilinmesi, ortam şartlarının nasıl olduğuna dair bilgileri sağlar. İnsanlar genelde paleontoloji ve arkeolojiyi karıştırır. Paleontologlar fosilleri araştırır ve jeolojik geçmişe ait yaşam formlarıyla ilgilenirler. Arkeologlar ise geçmişteki insan yaşamının materyal artıklarıyla yani tarihi eser olarak bilinen kalıntılarıyla ilgilenir. Ölen her türlü canlının et ve deri gibi yumuşak kısımları kısa zamanda çürüyerek ortadan kalkar. Ancak bileşiminde anorganik maddeler bulunan kalkı, kemik ve diş gibi sert kısımları gerekli koruyucu ortamlarda kalınca fosilleşme olanağı bulur, canlı kalıntılarının ancak uygun bölümleri fosil haline gelebilir. Bazen de organik madde silisi, karbonat ve pirit halini alabilir. Bu değişime o kadar yavaş ve küçük partiküller halinde olur ki fosilleşecek kalıntı orijinal şeklini kaybetmeden sertleşerek olduğu gibi kalır. Fosil oluşumu için en iyi koşullar. Nemli çökeltilerde hayvanların ani gömülmesi, bu ölü hayvan artıklarıyla beslenen canlıların faaliyetini engeller ve ani gömülen hayvanın korunmasını sağlar. Volkanik küllerdeki ani gömülme. Amerika'nın batısındaki pek çok dinozor kemiği volkanik kül içinde gömülü olarak bulunmuştur. Sabit ısı koşulları. Çok yoğun mineral içeren yeraltı suları. Evet arkadaşlar, fosillerin nasıl bulunacağı ve fosil nedir, nasıl bulunur, fosiller nasıl oluşur? Bunlara da değinerek açıklamaya çalıştım. Burada paleontologların ve arkeologların farkını da az çok değinmeye çalıştım ki birçok insan bunu karıştırır. Arkeologlar daha farklı bir alana bakıyor, paleontologlar ise daha farklı bir alana bakıyor. Ortak yaptıkları iş yine arkeoloji ama paleontolog daha çok fosil üzerine yoğunlaşmış ve canlı kalıntıları, işte dinozorlar olur, daha önce yaşamış insanlar olur, bunların kalıntıları üzerine çalışıyorlar. O yüzden farkları var yani. Ayrıyeten yine konu içinde Piltdown adamına da değinmeye çalıştım. Bu da teknolojinin getirdiği noktayı size çok güzel anlatacak bir konu. Hatta Piltdown adamıyla ilgili de bir videom olacak ilerleyen süreçte. Ne olduğunu o zaman daha net bir şekilde açıklayacağım size. Evet, yani bu konuda söyleyebileceklerim de yine bu kadar. Videoma yorum yazmayı, eleştirilerinizi, görüşlerinizi,
ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorumlarınıza mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Eleştiri olur veya sormak istedikleriniz olur. Bunlarla ilgili de yine geri dönüş sağlamaktayım. İzlediğiniz için teşekkürler.